Efendim merhaba. Evet haftanın son iş gününde birlikteyiz bugün detay programında. Ee, Bülent Arıç burada tabii e, Türkiye'nin e, Kıbrıs işlerinden sorumlu başbakan yardımcısı. Dün e, Ercan'ın temel atma törenine katıldı. E, dün akşam bir takım e, işte, turizmcilerle birlikte oldu. Bugün sabah da e, üst düzey medya mensuplarıyla birlikte oldu e, Sayın Başbakan yardımcısı tabii bu toplantının girişinde bir açıklama yapıldı ama daha sonrasında neler konuşulduğuna ilişkin detayları baş, alarak başlayacağız programımıza. Ee, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Sayın Reşat Akar bizlerle birlikte. O da sabahki toplantıda tabii ki e, Sayın Arınç'la e, sohbet etme imkanı yakaladı. Biraz detaylara bakıp sonra da ülke gündemine geçeceğiz. Çünkü e, ülkede de işte soygunlar e, devam ediyor. Bununla ilgili de gelişmeleri ee, yine mahkemelerde takip etmeye devam ediyoruz. İki son dünkü soygunla ilgili iki şüphelinin gözaltında olduğu ama mahkeme aşamasının henüz gerçekleşmediğini biliyoruz. Arkadaşlarımız orada bir gelişme olsa da e, an be an bilgileri aktaracağız size. Evet, Reşat Akar'la başlayalım. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk Akar. Ülke gündemine geçmeden önce bir değerlendirelim Bülent Arınç'ın tabii bize yaptığı diyelim yani açık olarak e, girişli yaptığı konuşmalar pek bir e, önemli bir şey söylemedi sadece anlayabildiğim kadarıyla önemli olan ekonomik programı gözden geçirdik dedi ona bir vurgu yaptı onun dışında zaten rutin e, neler yaptığını anlattı ya da ne yapacaklarını ama herhalde sonrasında bir takım konular açılmıştır ne var sizde en önemli olan sizin için ön plan çıkacak olan konu başlıklar nelerdir evet sevgili aydın tüm izleyenlerimize de sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. <laughs> Tabi Sayın Bülent Arınç <laughs> öncelikle şunu söyleyeyim. Çok mütevazi, çok olgun, çok deneyimli ve profesyonel bir politikacı. Sabırla dinliyor ve sabırla cevap veriyor. Hiçbir gerilme yok. Hiçbir şeye tepki gösterme yok. Hiç kimseye haksızsınız gibi bir yaklaşım içine girmiyor, dinliyor hatta <laughs> pek haklı görmediği konularda bile benim bugün gözlemlediğim, e siz haklısınız falan gibi de sözler söyleyerek karşısındaki insanları onur etmeye çalışıyor. Tabii bugün e, yerel medya yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldiği Sayın Bulent Arinç yaklaşık bir buçuk saatini ayırdı bu toplantı için. Şunu söyleyeyim, benim açımdan tabii bir profesyonel gazeteci olarak üzücü olan durum şu. Bu bir saat 30 dakikanın, 40 dakikanın hatta bir buçuk saati tamamen yerel basının mali konulardaki beklentileriyle ilgili konuşmalarla geçti. Televizyonların Hükümetten ayda 30 bin Türk lirası, ki bunu izleyicilerimizin bilmesi nere var, bu Diyalog TV'yi kapsamıyor bu. Ee, öyle bir bakanlar kurulu kararı geçirdi ki, mahkemeye götürsek bu karar düşer. Ama bunu yapmayacağız biz tabii. Hükümet, bakanlar kurulu çok acayip bir karar aldı. 5-6 maddelik. Böyle yarım sayfa kağıda bir şeyler yazdı birisi el yazısıyla. Verdi. Bu bakanlar kuru karar oldu. Özel televizyonlara sırf uydu kiralarını ödeyebilsinler diye ayda 30 bin Türk lirasını geçmemek kaydıyla her televizyona katkı. Fakat yeni kurulanlara yüzde 25'i şimdi 6 tane televizyonun veya 5 tane televizyonun yatırım maliyeti Diyalog TV'nin yatırım maliyetlerinin altında 6 Altı tane televizyondaki toplam personel sayısı Diyalog TV'nin personel sayısına ancak yetişir. Profesyonel anlamda. Veya X televizyon diyelim kendimizden bahsetmiyorum. Yeni kurulan. Sizde gazetecilik merağı var. Paranız da var. Yatırım yaptınız. Ve iyi bir televizyon yayıncılığı başlatıyorsunuz. Profesyonel anlamda. Profesyonel anlamda bir ekip çalıştırıyorsunuz. Teknolojiniz en iyisi oluyor adanın. Ama bakanlar kurulu karar diyor ki ben sana yüzde yirmi işini veririm. Ötekine tamını veririm uydu parasının. Yani 30 bin TL onlara 7 bin 500 diğerine. Şimdi bunun için veriyor? E yerel televizyonlar çok sıkıntıda ekonomik açıdan Hı -hı. kapanmasınlar diye <laughs> özel televizyonlar. Bu KKDC hükümetinin kararı. Şimdi bugünkü toplantıda... eee bir televizyon sahibi dostumuz ilk sözü alarak bunun dışında Türkiye televizyonlarının reklam kuşaklarının KKTC'de izlenmemesi ve o Türk firmalarının Türkiye'den Kıbrıs'a mal satan firmaların da Kıbrıs'taki yerel televizyonlara reklam vermesi önerisinde bulundu. Ve bu konuyu açtı ya, açtıktan sonra bir buçuk saat gitti bu konu. Uh -huh. Sonra İş Bankası neden 90. kuruluşunda Türkiye'deki televizyonlara gazete reklam bir de Kıbrıs'takilerine vermez meselesine geldi. Dolayısıyla Sayın Bülent Arıcı'nın KKTC ekonomisi üzerine olsun, siyaset üzerine olsun e, mesaj verecek vakti kalmadı. Bir de Futbol Federasyonu'nun Kopa evet. üyeliği konusu gündeme geldi. Eee Dört gün önce gazeteden okuduğunu söyledi Sayın Bülent Arınç. Bu konuda çok da bilgisinin olmadığını söyledi. Sonuç itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu ile Kakadece Futbol Federasyonu'nun konuşmaları konusunda ne yapabilir ona bakacağını söyledi yani kendisi. Ben de gazeteden öğrendim dedi. Keşke işler bu raddeye gelmezden önce medya bir e, yayın yapsa hepimizi uyarsaydı harekete geçelim falan daha iyi olurdu gibisinden söz söyledi. Sonra e, artık toplantının bitme vakti yaklaştı. 10 dakikalık bir süresi kalmıştı. Kendisine ben 3 tane soru yönelttim. Dedim ki bugün biz sizden başka konularda sizin sorumluluğunuzda olan konularda aydınlatıcı bilgiler bekledik ama biraz da çiftçilerin, hayvancıların ve diğer ekonomik sektörlerin Mali yardım beklentisine dönüştü. Bu medyanın da sizden yardım beklentisine dönüştü bu toplantı. <laughs> Ekonomik protokol yürüyor mu KKTC ile tecavüz Memnun musunuz diye bir soru sordum. İkinci bir soru da KKTC'de kamu bankalarının özellikle sosyal sigortalar kurumunun ve ihtiyaç sandığının çok ciddi sıkıntılar içerisinde olduğuna dikkat çektim. Kamu borçları 5 milyara ulaştı. Türkiye olan borçlar 8 milyar açtı dedim. Bu sizi rahatsız ediyor mu bu durum? Netice itibariyle e, bu borçlar da bir kamu bankasının üzerine kırıldı ve ihtiyaç sandığının üzerine. İhtiyaç sandığı da şu anda hem mevcut yönetim hem eski yöneticiler diyor ki yani kriz kapıda evet, durum paraların durum var yüzde %75'i bütün hepimizin serbest çalışan 80 bin kişiyi aşkın, 80 bini aşkın kişinin paraları, oradaki birikimleri %75'i buhardır şu an itibariyle. Ve ne yazık ki bazı ufak meselelerde, yani bir hademe meselesinde kıyamet koparan sendikalardan da ses çıkmıyor bu konuda. Halbuki tabii şöyle söyleyeyim, sendikaların büyük bir kısmı da kamuda olduğu için Onların da bir gelecek sorunu yok. Nasıl olsa devlet emeklilik maaşını emeklilik ikramiyesini de ödüyor. Evet. Ama 80 bini aşkın özel sektör çalışanı, işçi, köylü, hayvancı, gazeteci, özel sektör memuru, özel sektör müdürü bunların paralarının biriktirdikleri her ay işverenden ve çalışandan kesilerek yatırılan paraların %75'i buhar. Kimsese çıkarmıyor buna. Yani kağıt üstünde. Çok ilk kağıt üzerinde para ama gerçekte bu para yok. Hükümet diyor ki devlet kefaletiyle diyor, Sen sigortalara bu kadar para aktar. Devlet kefaletiyle elektrik kurumuna aktar, devlet kefaletiyle Batmış Türk olan aktar, aktar aktar aktar. Paranın 175'i gitti. E bu devlet neyin kefaletini veriyor? Neyi var ki versin? Bu devlet kefalet olarak neyi verecek? Yani daha önce sigortalara bir kazık atıldı biliyorsunuz. Salamisin yanındaki bir otel verildi. Büyük paraları hem de bedellere otel şu anda atıl vaziyette. Sigorta dairesi otelcilik mi yapabilir? E şimdi ne verecek bu devlet? Altın rezervi yok, petrol rezervi yok. Ne verecek de garanti ediyor? Kimin parasını kime garanti ediyor? Ve ihtiyaç sandığında hepimizin birikimlerinin yüzde 75'i şu anda orada değil. Para kağıt üzerindedir. Kağıt üzerinde de o büyük kısmı yazar yanında. Kıbrıs Türk havalanına verildi. Ne oldu? Battı. Sosyal sigortara verildi. Ne oldu? Battı. Maaş ödeyemeyecek durumda. E başka nereye verildi? Ee, elektrik kurumuna verildi. Elektrik kurumu ödedi alıyor. galiba. <laughs> Alıyorlar. Geriye kaldı iki tane çok büyük batak. Onlarına geri dönme imkanı ve ihtimali yok. Yani sosyal sigortalar kurumu halen şu anda her ay büyük miktarlarda 50-55 milyon benim bildiğim <laughs> eksiğini Gene ihtiyaç sandığı gibi yerlerden para alarak kapatıyor ve onun para kazanıp da kara geçip ihtiyaç, e, dönüp borç ödeyecek bir durumu da yok. Şimdi ben bunları da sordum Sayın Arınca. Üçüncü bir soru olarak da Yunan Güney Kıbrıs'ı ziyaret Yunanistan Savunma Bakanı'nın söylediklerine dikkat çektim. Çünkü bu söyledikleri daha fazla bizden fazla Türkiye'yi ilgilendiriyor. Nedir? Ne diyor Yunan Savunma Bakanı? Göreve geldiği ilk gün Kardağ'ın yanından geçerek çelenk attı Kardağ'a. Evet. Yani setlik mesajı verdi Türkiye'ye. Türkiye bu kışkırtıcı mesaja devlet düzeyine hiç karşılık vermedi. Evet. Şimdi dün de geldi Güney Kıbrıs'a diyor ki savaş uçağı alınız diyor Rumlara ve bu savaş uçaklarında diyor Girit veya Rodos'ta biz size imkan verelim diyor. Orada konuşlandırın diyor. E bu biz çözüm beklerken ve her gün çözümden yana olduğumuzu söylerken Sayın Bülent Arınç Kıbrıs'a geldiğinden itibaren hep çözüm mesajı verdi. Bugün de Kıbrıs sorunun çözümden yana olduklarını ve çözülmesi gerektiğini söyledi. E bu soruyu sordum. Tabii Sayın Bülent Arınç önce üçüncü sorudan başlayarak cevapladı. Yani Yunan hükümeti içerisinde bir bakan veya iki bakan çıkıp farklı mesajlar verebilir. Genel olarak hükümetin tavrına bakmak lazım dedi. Sirizan'ın da seçim öncesinde Türkiye ile ilişkiler konusunda olumlu mesajlar verdiğini söyledi. E, tabii ilgili bakanların, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuşmaları değerlendirdiğine de dikkat çekti. E, sonuç olarak, yani eğer bu adam bu iddialarında ciddiyse buna da güler geçeriz dedi. Böyle ee, <laughs> yani eski alışmış olduğumuz sert keskin dış politika tavrı yok Sayın Arınç'ta. Yumuşak bir şekilde mesaj verdi. Ee, ekonomik protokol konusunda çok biz olur Doğru dürüst bir şey <laughs> söylemedi. Hemen hemen hiçbir şey söylemedi. Ama önemli bir şey söyledi bu seçimler de dedi Nisan ayındaki Cumhurbaşkan seçimlerinde biz hiçbir adayın yanında olmayacağız. Evet. Taraf tutmayacağız. Bunu açıklıkla söylüyorum dedi. Bu çok önemli. Hiçbir adayın yanında olmayacağız. Ne önünde ne yanında değiliz. <laughs> biz ha geçmişte dönemlerde dedi Türkiye'nin müdahalelerine söz ediliyor dedi. Ama ben dedi bu göreve geldikten sonra böyle bir şey olmadı. Size dedi bunun sözünü veriyorum. Şimdi de olmayacak dedi. Uh -huh. Bu arada tabii Türkiye'deki seçimlerden bahsetti. Türkiye'de de bu Hayır, yıl içinde ederim. gene seçimler var. Dolayısıyla diyor hem Kuzey Kıbrıs'ın hem de Türkiye'nin 6 ayı diyor bu seçimler için gitmiş olacak diyor. Yani bunun dışında bu bugün bana göre altı çizilecek Sayın Arancı'nın söylediği en önemli söz Türkiye'nin Nisan ayındaki Cumhurbaşkanı seçimlerinde hiç kimsenin yanında olmayacağı, taraf tutmayacağı mesajıdır. İnşallah öyle olur. Yani zaten olması gereken de o. Evet. Yani demokratik bir seçim Bu sevindirici yapacaksak bir kimsenin mesaj. müdahale etmesine evet. Bu güzel bir mesaj yani söyledi Sayın Arancı. Ama tabii o konular önemli. İhtiyaç sandığı sosyal sigorta 5 milyarı aşan bir borç ve bununla ilgili ekonomik protokolde zaten bunlara da aslında değinilir. iç borçla ilişkin ee, bir takım kaynakların aktarılması gündeme geldi son iki dönemdir. Ee, ama herhalde düz geçince vardır bir bildiği Sayın Arıncı'nda. Tabii üzücü olan şudur. Türkiye burayı paraya alıştırdı. Yani artık <laughs> bu bizde <laughs> toplum olarak bir hastalık haline geldi diyeceğim. Kimin başı ağrısa Türkiye bize para versin diyor. Yani Şimdi şöyle bir şey. Başınız ağrı sizin. Bir tedbir kendi kendinize düşünmeniz lazım önce. Panadol alırsınız. Ne bileyim yok da buz koyarsınız başınıza. Bir şeyler yaparsınız bir tedbir olarak. Şimdi biz öyle bir duruma geldik ki medyada dahil olmak üzere yani gel sen başıma koy buzu yahut da ağzıma açayım panadolu at suyu da içir noktasına geldik. Her konuda bu Bence olumlu bir gelişme değil. Çok üzücü. Ondan sonra da başka türlü şeyler söylenir Türkiye için. Ee, yani biz resmen her konuda ayrıcalık tale talep ediyoruz. Ha tabii şimdi Türkiye'deki televizyonların yayınladığı reklamların Kıbrıs'ta izlenmemesi meselesi işte güneyde böyledir diyor arkadaşlar ama ona bakarsak, güneyde böyledir meselesine bakarsak, güneyde de İçişleri Bakanı son olarak 15 yıl hapise girdi. Eğer güneye bakarsak, Savunma Bakanı bir cephanelik patlamasında ihmal olduğu gerekçesiyle, ihmal yani. olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapse girdi. <laughs> güneye bakacak olursak, Bahp Belediye Başkanı Savvas Vergaz 8 yıl hapse girdi. 3 tane müdürü hapiste. Bizim belediye patladı burada 950 bin kişi alındı. Başka köylerden insanlar Lefkoşa'ya getirildi. Lefkoşa Beysen oldu. Bir sürü ihale. Bir yıl ihale mesele var. Lefkoşa'da var. bütün yollar çökmüş. Girne'de bütün yollar çökmüş. Mausa'da birçok yol çökmüş. Hiç bunların sorgulanmadığı bir ülkede. Aleyhinde dava açılan adam, dün Angol mi söyledi? Aleyhinde dava olan şirket, yani sizin şirketiniz beni dava ediyor. Suistimal veya yolsuzluk iddiasıyla. Sonra beni birisi alıp getiriyor sizin ben, dava ettiğiniz, sizin şirketinizin yönetimine koyuyor beni. E ben davalıyım o şirket tarafından davalıyım. Beni de da oraya getiriyor. Bu ne demektir? Ha güneyle örnek alacaksa önce güneyin şeffaflığından başlayalım. Çifte maaş dedi Anastasia Diz. Almayacağım dedi. Ya. O Miro'da da almayacağım dedi. Ameliyata gitti Anastasia Diz. Ben ödeyeceğim cebimden dedi ve ödedi. New York'ta aynı yaz sahada de ödedi. Bütün ekibini de ödedi. Biz öyle mi yaparız ya? Neredeyse imkan varsa, bütün aileyi uçağa koyup gidip geleceğiz. Bir şey oldu mu? Aile de ödensin devletten. İsviz oteller, beş yıldızı, bir hafta on gün, bir günlük Türkiye ziyaretinde üç gün otel konaklaması yapılır. Bizim siyasetçilerimiz bunlar sorgulanıyor mu? Yok. Yani güneyle hiç kendimizi mukayese edemeyiz özellikle de şeffaflık konusunda ve bu gibi suistimal yolsuzluk meselelerinde ki halkında en çok aslında canının sıkıldığı olaylardır. Ve adalet konusunda adalet özellikle konusu. ee, hiç mukayese edemeyiz. Şimdi Rum tarafı Yunanistan'dan zaten Yunanistan'ın ahı gitti, ve ahı kaldı. Yunanistan zaten ne reklamı verecek bu soruna? Onlardan para istiyor. Hem onların paralarını da batırdı. Hem de onlardan şimdi yardım istiyor. İşsiz Yunanlılar güneye akın ediyor. Dolayısıyla yani benim açımdan ben baktığımda bir Kıbrıslı Türk olarak her meselede ha tabii bir de şu denir. E, Türkiye askerlerini burada tutar 40 bin asker garantisi varsa üst parasıdır verecek diyorlar. Rum tarafının Yunanistan'dan üst parası istediğini ben hiç duymadım. Bir iki defa İngiliz'den istediler. İngiliz de payını verdi. Dedi ki bir hesapladır o para çözüm olsun iki toplumlu ona göre bakarız dedi. Durdu o iş. <laughs> vermedi para mara vermedi İngiliz bunlara. Şimdi aslında mesele yani gelinen nokta çok kritik. Ama ben tahmin ederim Sayın Bülent Arınç bu hassas dönemi de dikkate alarak yani seçimler var. Hikaye sonra şimdi kalkar konuşursam ben kamu bankası şu bu zarar verebilirim iktidardaki partinin adayına düşüncesiyle orada e, tabii ki son derece bir e, evet, profesyonel evet. politikacı davranışı sergiledi. Ama ben tabii ki kendisine bu soruları sorarken benim de amacım hükümeti yıpratsın, eleştirsin. Öyle hiç kesinlik böyle bir düşüncem olmadı. Tam tersi ben protokolün uygulanıp uygulanmadığını, Türkiye'nin bu konuda bir beklentisi var mı yok mu onu öğrenmek için sordum. İkincisi de Türkiye Kamu bankalarına olan borçların en azından faizlerinin ödenebilmesi için 300 milyon TL 3 yıl için ek bir kaynak yarattı. Sayın İrsen Küçük'ün evet. başbakan olduğu dönemde. Yılda 100 milyon TL gibi bir ekstradan protokol dışına bir para verdi Türkiye buraya. Ama... Bu rakam bankalara gitti mi? Bu rakam 100 milyon her sene gidiyor. 2 sene galiba ama e, benim aldığım güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre 100 milyon yılda faizini yani borcun faizini karşılamıyor. hayır Dolayısıyla faizin üstüne faiz eklenmeye de devam ediyor. Yani yılda 500 milyon e, kadar bir ekstra faiz yükü geniyor borcun üstüne. 100 milyonu verdiğinde 400 milyon Değilmiş kalıyor. Eğer bu rakamı hadi yarı yara iğne 250 milyon bile faiz ödediğini düşünsek ama devam eder. yaptıkları hesaplamaya göre e, bu bizim bankalar yüzde on beş gibi bir faiz uyguluyorlar devletin borcuna. Demek ki beş milyar borç varsa 450 milyon da yıllık faiz var <laughs> demektir. Bunun yüz milyonu Türkiye verdiğinde 350 yüz ana paranın üstüne biniyor her evet. sene. Kağıtlara bakarsanız Kooperatif Merkez Bankası'nın kağıt üstünde karlı bir banka olduğunu görürsünüz. Çünkü yüzde %15 gibi bir parayla peki farklıdır bilemem farklıysa bugüne kadar hiç açıklama yapmadılar. Yapsınlar. Biz de yanlışımız varsa düzeltelim. Ama kağıt üzerinde banka kar ediyor. Bu sene de bu kadar kar ediyor ama para nerededir? Kooperatif Merkez Bankası'nın paraları batmış Kıbrıs Türk Havaalanı'ndadır. 5 milyon doları Singapur'a gitti. Gitsin Singapur başbakanıyla ile görürsün. Belki alır oradan. Ee, elektrik kurumunda vardır. Çok büyük para var elektrik kurumunda. kooperatifin Ve gene bildiğim kadarıyla geçmiş yıllarda bakanlar grubu kararıyla sosyal sigortalara veya başka yerlere de verilen krediler var. Ama artık e, bunun üstüne alınan bir karar çerçevesinde çıkamayacaklarında söylüyorlar diye dolayısıyla kooperatiften artık para çekimi durdu. Bu da şey yöneldi. Daha fazla ihtiyaç sandığına yüklenmeye başladılar. Bu şekilde giderse ihtiyaç sandığı da herhalde birkaç ay sonra sirenleri çalmaya başlar. Yani gelinen nokta bu. Yani e, birikimlerin şu an itibariyle toplanmaya devam ettiğini söylüyor. Şimdi yaptık bununla ilgili birkaç program özellikle. Ama Hani önemli bir kısmı kağıt üstünde olunca çekmek istesek bugün 5-10 bin kişi çekmek istese parasını kilitlenir kalır. Yani böyle bir meblağ yok. Ama düzenli bir şekilde yatırımların en azından şimdi son dönemde devam ettiğine ilişkin de bilgiler var. Sorun o biriken paranın nasıl tekrar döneceği bununla ilgili de kaynak Tabii yok. Işte. Orada da ciddi bir soru işareti şey söyleyeyim. galiba. Şimdi mesela bakkal Ahmet Efendi 3 tane de çırağı var. Sosyal sigorta ihtiyaç sandığını yatırmasın. Gece mümet işte baskın düzenlediğinde gece ya da gündüz bir şeyi bazen gece de yapıyorlar çünkü. Yapıyorlardı. <laughs> Bakkal Ahmet Efendi'nin kapısına kilit vurma hakları vardır. Cezayı da yazdılar hemen kendisine. Ama o bir taraftan belediyeler, Lefkoşa Belediyesi seneler var yatırmıyor. Birçok belediye 28 belediyenin en az yarısı en az yarısı yıllardır sosyal sigorta ihtiyaç sandığı yatırmıyor personel. Ve gene ben bakıyorum. Herkes mutlu. Tiki toko. Gardatçığım gardatçığım. Yahu hastaneye hasta olsan gitsen seni koymayacaklar. Sigortan yatmıyor. Hasta olsan seni hastaneye yatırmazlar çünkü sigorta kartın yok. Günlük yaşar Reşat Bey. O, yani bugün aldığımız para iyidir. 13. de alırız. Bayramlığı da alırız. Yarın ne olacaksa olsun. E, yarın Allah, Allah kerim. Allah kerim. Evet. Yak yani yani mangalı çevir kebap. Biz diyor. yardım parası ya da işte bir aile yardım falan alınmasın bunlar. Bir takım şeyler konuşuldu. E, ama hayır diyor çalışan biz bir adım geri gitmek. Ee, Vallahi sosyal, da... sosyal sigorta dünyada en önemli kurumdur. Ve aslında bizim gibi küçük bir ülkede en iyi çalışabilmesi bilecek bir sistemdir. Çünkü kontrolü daha kolaydır. Ama ne yazık ki bizde hala da tek güvenlik yasasını geçirmedikleri için, tek güvenlik sistemine geçmedikleri için bu hiçbir zaman <laughs> düzelmeyecek bu. Adı var onun geçtik sözüm oldu ama yani o tek güvenliğe son ayadem döneminde ama işte o arzu edilen gibi bir geçiş hani olmadı. Ortada bir şey yok. Galiba. benim yani devlet çalışanlarının da artık yatırımla şey aynı çatı altında tek göre, güvenlik e, de benim ama. bildiğim devletten nasıl ki biz e, sosyal sigortadan emekli çıktığımızda bir hastane kartım vardır sosyal sigorta kartı vardır ve şartları vardır devletten de emekli çıkmazdan önce ayrıldığını takdirde 10 yıl devlette çalıştın sen değil mi? Memnun değilsin işinden. 10 yıl sonra geçtin bir özel şirkette çalışıyorsun. O 10 yıl çalıştığın sürede sosyal sigorta numaran neyse aynı sosyal sigorta numarası özel sektörde evet. numarasıyla yatırımların devam eder ve neticede aynı Bildir. kurumdan emekli olursun. Bizde öyle bir şey yok. 10 yıl devlette çalıştığın emekliliğin kaybolur. Bekleyeceğin emekli oluncaya kadar. Tek sosyal güvenliğin anlamı bu benim söylediğim diyor. O zaman hiç kimseyi devlete muhtaç etmezsin. Ya da herkes de illaki gidip devlette çalışayım demez. Çünkü neticede devlette de çalışsa aynı geleceği özelde de çalışsa aynı geleceği. Bizde devlette çalışma mantığı da farklıdır. Hem bir gelecek şey var bir daha hem iş yapmayayım. İşte Bu <laughs> bu sistemi geçirmedikleri sürece bu, bu şekilde devam edecek. Evet. Ee, <laughs> ülke gündeminde en çok sarsan olaylar bizi bu aslında adli olaylardır. Ee, tabii ki birçok şeyi konuşup tartışırız ama dediğim az önce de onu söylemeye çalıştım. Gündelik yaşadık Biz daha çok ne gün bugün ne var? Bugün bizi etkileyen neyse ona tepki gösterdik ve bu adli konular da en çok hayatımıza gündelik yaşadığımız sıkıntıların başında gelir ve bu e, konularda her geçen gün artıyor işte. Bugün diyalog manşetinde son 7 ayda üçüncüdür silahlı soygun konusu. Yani e, bir avuç yerde yaşadık ve biz bunlar hep Amerikan filmlerinde gördük bu silahlı soygun işlerini. Artık bir parçamız olduğu hissiyatına kapılıyoruz. Ve bunun herhalde gerekçelerini biraz konuşurken, nedenlerini biraz konuşurken acaba nereden başlamak lazım? Yani bir devletin ağırlığı hissedilmez adliyenin ya da ne bileyim yargının ağırlığı hisselmez bu kadar kolay artık. Yoksa artık acık aç kaldı toplum. Saldırı sağa sola. Nasıl görürsünüz? Nasıl yorumlayalım? Vallahi <laughs> geçenlerde önce şundan başlayayım. Adamın bir tanesi bir şirkete gidiyor. İniyor aracından. Plakası da açık yani. Gizli plaka falan yok. Çalıntı araba da değil bir şeyler söylüyor. Benim dediğimi yapacaksın diyor kendisine. <laughs> Benim dediğimi yapmazsan gereğini ben yaparım. Çok çok iki yıl yatar çıkarım diyor. Şimdi bu ne demektir? Bu ülkede ne demektir bu? Yani diyor ki <laughs> öldürsem diyor seni gelip İki yıldır yatacağım diyor. Şimdi bu cesareti buluyorsa kötü niyetli insanlar bu ülke bitmiş demektir. Ben sadece bunu söyleyeyim. Bu ülke bitmiş demektir. Benim yargımın başındaki adam çıkıp diyorsa bıktım bu ülke bitmiş demektir. Yargının başındaki adam İngiltere Yüksek Mahkeme Başkanı çıkıp da diyecek ki bıktım. İngiltere'de hükümet kalmaz. Kraliçe kalmaz. Kraliçe kalmaz, oturamaz kraliçe sarayda. Adalet. Olur mu böyle bir şey? Adaleti sağlayamıyor. Adam bıktım olur. der bizim kerekene. Kebapçık dönsün, şeftalicik. Çin Tong çin çong. Kimi seçecek ya? Hadi bakalım ondan mı bundan mı? Diyor. Yahu kardeşim. Yargının başı diyor bıktım. Ne desin sana da? Bıktı. Şimdi biraz geriye gidelim. <laughs> ne dedi burada? Diyalogun bugünkü manşetinde. 24 Temmuz 2014'te. Her da ne olursa en büyük tokadı da Kooperatif Merkez Bankası. Ya da. <laughs> Devlettir çünkü o da. Devlet. Evet. Devlet malı demiş Deniz. Yemeyen domuz. Dünkü 8 milyar gitti. <laughs> o anda 3 milyon. Limasol'un 18 o 3 <laughs> milyon gitti. Hatırlayalım o günleri. Polisi dövmek isterdi bazıları. Yakaladı ya polis. Ne yap kardeşim Kimi yakaladın sen? Dövecekler polisi. Ya diyeceğini biz yanındayız polisin açıp güvenlik kolları komutanı Sayın Komutanım size bağlıdır polis. Yardımcı olun siz de verin. Yüz asker daha ovalar dağlar aransın. 200 kişi daha. Polisi de ölmeye kalktılar. Neden düştü peşlerine yakalıyor? Allah Allah. Ve soygunun ele başısı olarak olduğu iddia edilen deyim kişi polis memuru çıkıyor ve bindiği gibi uçağa soygunun beraber gidiyor Türkiye'ye Ankara'ya Bak diyor, tabii bizim KKTC de tanınmamış devlet ama en azından Türkiye beni tanıyor diye. Kırmızı bülten çıkarıyor, Interpol'un çıkardığı gibi. Senin kırmızı bültenini kim takar? Ankara'daki savcı bile takmadı senin kırmızı bültenini. Yeterli. Savcı yok dedi yeterli dedi, 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 bilgi yok elimde dedi. Sana ne be kardeşim sen mi yargılayacaksın bunu yeterli bilgi yok. Olayın işlendiği yer Kıbrıs. Lefkoşe senin tabirinle. E Güzel yurt yolu. Ben yargılayacağım bunu ve ben sana kırmızı bülten çıkarıyorum bana bunu iade et diye. Ankara'daki savcı kim ise adı da açıklanmadı bugüne kadar. Bırakıyor serbest. Ondan sonra çıkıp gidiyor İngiltere'ye. Şimdi bekledim ben. <laughs> dedim olur mu ya? En azından dedim makam saymayayım. Aklımdan geçen 2-3 tane üst makam dedim telefona sarılacaklar. Arayacaklar savcıyı, bas savcıyı. Ne yapıyorsun kardeşim? Sınır kapılarını durdurun. Benim bankamın, benim insanlarımın parası 3 milyon gitti. Ama paradan daha da önemlisi bu ülkede eğer çalanı biz kaçırıyorsak arkası gelecek bu işin. Bu ülkede buna fırsat vermek istemiyoruz biz. Deyip yardım isteyecek yani düşünüyorum. Tam tersi. Polis eleştirildi. Neden? Çünkü polis müdür vekilini istemezmiş hükümetin bir kanadı. Da onun içinmiş ona ahdı varmış. Da ona bir tokatçık vuracakmış. Da onunla oyuncuk oynayacakmış. Öteki bilmem ne yapacakmış. Entrika işte. Tam bir komedi tiyatrosu. Burası devlet kakadeci devleti. Ya e adamı daha başka bir şey daha söyleyeceğim. Gitti güzel mahkemesine ilk gün çıkarıldılar. Yargıçla dövüyordu polisler orada. Bir bağırdı kendiler. Ne getirdiniz karşıma? Elinizde doğru bir soğan. Hop dedik. Dur bakalım. Biz bir ses verdik. Burada gazete olarak. Daha televizyon başlamamıştı. Hop dedik. Durun bakalım. Ne yapıyorsunuz ya siz? Yahu devletin bankasının vatandaşların mevduatlarının toplandığı paralar çalınıyor. Silahlı soygun gerçekleşiyor. Bu kadar basit mi bu iş ya? Burası neresi? Mafya cenneti mi burası? Olur mu böyle bir şey? Sonra Davalef koşu aktarıldı. Ama öteki de aranan kaçtı. kaçtı. 3 milyondan 700 bini polis buldu. Bu da dediler. Polise biri verdi bu parayı da gösterdi. Bu para o para değildir. Dediler. Geri para ortada yok. Arkasından Ziraat Bankası'nın aracı Hı. nerede soyuldu? Kapında onun Merkez Bankası'nın <laughs> park yerinde. Evet. KKTC Merkez Bankası'nın park yerinde. Başka ülkelerde demir parmaklıklarla korunur. Silahlı, keskin nişancıların olduğu yerlerdir bunlar. Ne oldu? Çalındı para gitti. Ama sonrasında da ders almadık gene bir şey. Polis. Yok. Gene aynı metot devam. Zavallı polis bizim, zavallı polis diyeceğim. Çünkü artık o kadar çok olay var bu ülkede ki yetişemiyor. Polis geceli gündüzü çalıştı. Üç, üçünde tutukladı. Tutukladı ne oldu sonunda? Götürdü mahkemeye. Suçlar da gönüllü ifadeleri de kabul edildi. Ondan sonra davacı İleri götürmemiş davasını. Böyle bir takım gerekçelerle üç tane serbest bırakıldı. Dava düştü. Sonra birinde bulamadılar hatta. E bu da görüldü. E aradan kısa bir süre geçtikten sonra bu da Valimasol Bankası'nın sanayi bölgesindeki şubesine gittiler. Şimdi diyelim ki serbest bırakılmasaydı diğerleri. Veya öteki de yakalansaydı. Üçüncüsü ne? olur muydu? Cezalar ağırlaşmadıkça bu Genel tür suçlarda ama. cesaretlendirici oluyor. Bu kötü niyetli insanlara cesaret veriyor. Diyor adam işte dediğim gibi iki yıl yatar çıkarım. Diyor. Şimdi bunu gördüğü zaman insan kötü niyetli insanlar soygun niyetli veya başka bir amaça amaç için suç işlemeye niyetli insanlar bu ülkenin cezalarının komik olduğunu gördükçe cesaretleniyorlar. Ve ben diyorum ki Allah korusun bütün ülkeyi, bütün toplumu, bütün kurum ve kuruluşları. Çünkü bu gidilen, tutulan yol doğru bir yol değildir. Bu konuda ben günlerdir diyalog sadece dikkat çekiyor güneydeki olaylara. Bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu soygun haberinin, arkadaşlar bugünkü diyalog gazetesi varsa bir <laughs> ekrana getirilirse memnun olacağım. Tamam. Son 7 ayda oldu 3 dedik. Altına da verdik. Rum İçişleri Eski Bakanı Allah'ta denk getirdi yani aynı gün açıklandı bu sonuçta. Rum Eski İçişleri Bakanı Dinos Mihailidis ve oğluna 15'er yıl hapislik verildi. Rüşvete de en ağır ceza edik. Bu rüşvet hikayesi nedir biliyor musun Aytu? Bu Rum İçişleri Bakanı Yunanistan'a füze satacaklar. Füze satacak olan şirkete diyor ki benim Yunanistan'dan işgelim iyidir. Ben aracı olayım ama sizin şirketten alınsın füzeler. Seçenekler var çünkü. Ve aldırıyor bu füzeleri. Aradan komisyoncuğunu da alıyor. Oğlu ve kendi oğlunun adına şirket varmış. Para bir kısmını alıyorlar. Hesaba yatıyor. Sonra bu ortaya çıkıyor. Ve yargılanıyorlar. Baba ile oğluna 15'er yıl hapislik veriyorlar. Bir de Arap var. Arabada müebbet hapislik veriyorlar. Ama Arap yetişip kaçmış Yunan polisinin elinden. Dolayısıyla Lübnan'da olduğu tahmin ediliyor. Onu bulamıyorlar. Ama bu Rum eski İçişleri Bakanı'na ve oğluna 15'er yıl yaşı 70'i geçtiği için de 5'te ikisini yatacak diyorlar. O bile 5 yılı aşkın 5 yılı aşkın bir süre hapis yatacağı anlamına geliyor. Ölecek onun içinde demektir. 70'in üzerinde. Çevirelim şeyi, sayfayı bir hafta öncesine. Bir hafta önce veya 10 gün önce Bah Belediye Başkanı'nın 500 bin euroluk bir yolsuzluk rüşvet meselesinde adı karıştı. 500 bin euro yani ama bir kişinin değil yani. Bu 500 bin euroyu bölüştüler kendisi. Üç tane üst düzey belediye yetkilisi. Bir de milletvekili. O milletvekili geçmiş dönemlerde 1997 ile 2006 yıllar arasında o da Baf'ın belediye başkanlığı yapmış. Aynı köylü, Horgadigo derler Rumlar. Aynı köylüdürler. Birbirlerinin işlerini devam ettirdiler demek ki. Güzelce anlaştılar. Yapalım bu işi Savvas dedi kendine. Yapalım Gostas dedi o da. Hatta 500 bini bölüşeceklerdi. Şimdi Rum mahkemesi önce yargıladı bunları. Tabi bir devlet bir tarafsız soruşturma komisyonu kurdu. O komisyonun raporu mahkemenin önüne gitti. Mahkeme aldı bunları onlara dayanarak delillere yargıladı. Önce görevinden istifa etti bunlar. Sonra bir karar çıktı. Dedi ki bütün mal varlıklarına el koyuyorum. Satılacak ve devlete verilecek. 1 milyon euroluk malları çıktı. O devletin olacak. 500 bin al alacaklardı ve aldılar. Ama 1 milyon da kaybediyorlar. Ondan sonra sıra geldi milletvekiline. Araştırma komisyonunun koyduğu raporlar çerçevesinde önüne yüksek mahkeme oturdu ve dedi ki dokunulmazlığını kaldırdım. Evet, Bizde meclis kaldır. kaldırır. Orada daha adil bir düzen var. Mahkeme diyor ki ben senin dokunulmazlığını kaldırdım. Şimdi o yargılanıyor. Bundan önce kim yargılandı? Programın başına söyledik. Eski Rum Savunma Bakanı yargılandı. 5 yıl hapis girdi. Bizim tarafta üç tane büyük soygundan söz ediyoruz. Bu üçüncüsünün rakam küçük ama Olay büyük. Yani. Olay büyük, silahla gidiyor, maskeli ve bu işi gerçekleştiriyor. Birincisinde rakam da büyük, 3 milyon. İkincisinde 1 milyon 20 bin TL artı 10 bin isterliğin Ziraat Bankası olayında. Ama orada da önemli. Merkez Bankası'nın park yerinde, Lefkoşa'nın göbeğinde. Üç büyük soygun olay. Hala da bir kişi... Hapse girmiş değil yargılanıp. Onu geçelim. Geçen hafta içerisinde bu son 10 10 10 15 gün içerisinde biliyorsun 4 kişinin ölümüne yol açan bir evet. trafik kazasının son mahkemede e, sonucunu izledik hep birlikte ve eleştirdik de. 4 tane can gitti. 5 yıl hapislik verdi mahkeme. Ve iki buçuk yılda da şartlı tahliye hakkı varmış diye bildirildi. Yani iyi hal durumunda iki buçuk yılda çıkabilir. Mi? Şartlı tahliye yani. isteyebilirmiş böyle bir hakkı var. Demek ki iki buçuk yılda dört tane insanın hayatı her birine yedi ay olacak şey değil. Başka bir sonuç çıktı. Bu dört tanenin tabii yüksek <laughs> yedi öğretmen hepsi birdi diye daha etkili oldu. <laughs> bir de bunların aileleri çok ses getirdi, eylem yaptı. Tabii insanlar acı içerisinde, ateş düştü evlerine. Ama bir tane başka var. 26 yaşındaki motosikletliği öldürdü biri, başka biri. Mahkemede de diyor ki suçludur. Vurdu, sıkıştırdı. Öldürdü. E sonuç 18 ay. Allah Allah. Bir can öldü 18 ay hapistik. İyi halden o da 15 ayda çıkacak. E nasıl? Sen nasıl güven sağlayacaksın? Nasıl adalet sağlayacaksın bu arkadaş ama? İşte adaletin <laughs> başındaki ne sorduğumda yasaların elverdiği. Adaletin başına bunlar. kadar dedi, Artık yeter dedi. Bıktım. Verebileceğimiz. Değiştirmiyorlar olur. yasalar dedi. Peki niçin değiştirmiyorlar bu yasaları? Bunun izahatını ki ne zaman verecekler bu topluma? Uyuşturucunun 100 lira para <laughs> uyuşturucu Uyuşturucu üstelere. <laughs> Bunu ne zaman değiştirecekler? Bir defa açık birine ha halkımız diyorlar ses versin. Halk nasıl ses verecek? Halkı sen zaten midesinden her şeyinden bağladın. Nasıl ses verecek halk? Herkesi bağladın. Gitmeyelim daha başka yerlere. Herkesi bağladın her her açıdan. Yani bugün. Bu düzenin bu şekilde devam edebileceğini söyleyecek ben bir tek kişinin varlığını düşünemem bu ülkede. Bu düzenin bu şekilde gideceğini birisi iddia ediyorsa buyursun buraya, otursun aramıza. Biz gazeteciyik. Önce bizi ikna etsin, anlatsın bize bakalım. Bu şekilde. Dört kişinin ölümüne beş yıl İki buçuk yılda sen şartlı tahliye hakkıyla veriyorsan bana bu ülkenin nasıl düzeleceğini izah edeceksin. 18 ay veriyorsan motosikletle giden adamı öldüren şahsa bunun nasıl bu şekilde gideceğini söyleyeceksin. Benim bankamı soyanı yakalama, yakalamaya çalışan polise hakaret ediyorsan bu düzeni bu şekilde nasıl sürdürüleceğini senden sonra izah edeceksin. Çünkü sen gideceksin başkası gelecek. Unutma. Çocuklarına, torunlarına ne söyleyecek bu insana ben merak ediyorum. Ne söyleyecekler? Evet. Ama ben bakıyorum söylüyorlar da. Bizim dönemimizde diyor çok iyiydi diyor. Bir bunu böyle değiştirdi diyor ama sonra bozdular diyor. Bir tane insan duyduk mu bugüne kadar siyasetçi? Ya yaptık ya bu hataların lanet olsun yaptık. Özür dilerim be arkadaşlar be halkım. Yaptım ben de yaptım bu hatayı. Ben de başımı kuma soktum. Ben de geceleri davetçikleri falan filan idare ettim. Yakıncık karımı niye helecikleriyle ilgilendim falan filan. Gümrüksüz eskiden araba hakları vardı bunların. <laughs> en deluks arabalar. Kabul etseler birisi diyeceğim helal olsun. Ama kiminle konuşsan bizim dönemimizde der. Ne oldu senin döneminde? Amuda mı kalktık ne oldu? Ne yükseldi? Piramitler mi yükseldi? Hiçbir şey. Girne'ye bakın enerken. Ben bazen bir Rum tanınmış çok ünlü bir Rum ailenin bir ferdi bir kadın bundan birkaç yıl önce beni gördüğünde şunu dedi bana tanıştırdı bizi birisi dedi bak dedi ben dedi Kıbrıs Türkleri bizim de bir şeyler yaptığımızı kabul edenlerdenim dedi yaptık dedi yani bu kendiliğinden olmadı bu bölünmüşlük. Ama dedi çözüm olur veya olmaz. O beş parmakları bırakmayın daha fazla dedi. Bir daha dedi Kıbrıs'a beş parmaklar Bombayacak. getirilemez. Dağlar yeniden yaratılamaz. Çocuklarınıza, torunlarınıza ne göstereceksiniz? Bırakmayın bunları dedi. Bunları birkaç defa yazdık çizdik. Kadın söylediği için değil. Ben dedim biz usandık yazmaktan dedim. Maalesef. Yüzlerce Bak. defa yazdık, yüzlerce defa söyledik dedim. Ama söz dinletemedik dedim. Her söylediğimize de napalım inşaatlar çöksün mü dediler. Sonra öğrendik buradan Rum tarafına çakıl taşı satarlarmış. Yani sadece bizim inşaatlar değil. Bela Paysen, ona eskiden her hafta sonu gitmezsem içimde bir rahatsızlık hissederdim. Adını ağzıma almak istemem şimdi Bela Paysen. Yokuşa tırmandığımda dağı kapadan, geri dönerken de denizi kapadan Dere yatağı doldurulmuş, apartmanlar kaldırıldı. Civar köyler, adı o köy, gitti. apartmanlar kaldırıldı civar köylerde. Köy özellikleri gitti. Ondan sonra bununla nasıl gururlanacağım ben bu ülkeye? Ben ne yaptım? Ne getirdim? Peki. Sohbeti bir başka programda tekrar devam ettirelim. Saat ee. 15'e geliyor. 15 haberlerimizi e, günün bu ana kadarki ki aktarsın bize? Evet haber bültenimizde hazırlanan haberleri sevgili Çizge ve bugünlük noktalanmış olalım programımızı. Haftayı da böylelikle detay program adına noktalıyoruz. Her zaman söylüyorum hafta sonu olası tüm gelişmelerde yine her zaman olduğu gibi diyalog ekranlarında ee, özellikle yurt içinde veya yurt dışında fark etmez olası e, gelişmeleri an be an aktarmaya devam ediyor olacağız sizlere. Bizler ekibimizle burada olacağız. Çünkü her zaman olduğu gibi. Pazartesi günü ise tekrar kaldığımız yerden detay programında ülke gündemimizi konuşup tartışmaya devam edeceğiz. Sayın Reşat Akar'la birlikte olduk bugün. Ee, hem e, Sayın Bülent Arıncı'nın basın toplantısında konuşulanlara hem de özellikle e, adli olaylar sonrası ülkedeki adaletin geldiği noktayı birazcık e, sorgulama şansını yakalamış olduk bugün adına tekrar görüşmek üzere diyelim efendim herkese iyi tatiller.